Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta yeniden Arm Wrestle Simulator oynamaya devam ediyoruz. Ve bugün gelecek güncelleme ile ilgili beklediğiniz o sızıntı videosunu çekeceğim arkadaşlar. Yeni dünya geliyor, yeni makineler geliyor, yeni kollar geliyor. Hatta Trading Plaza bile geldiği söyleniyor arkadaşlar. Hepsini göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size sızıntıları gösterirken hem buradan minik minik şeker kasacağım hem de bugün arkadaşlar yaklaşık 60-70 milyona yakın şeker harcayacağız. Bir sürü pumpkin alacağız arkadaşlar. Bunların enchantlarını gerçekten merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar gelen ilk leakimizin fotoğrafını göstermek istiyorum. Burası yeni dünya olacakmış. Yani dünya 7 geliyor arkadaşlar. Buna zone 7 de diyebilirsiniz. World 7 de diyebilirsiniz. Yeni dünyamız geliyor. Yeni dünyanın şekline bakarsak şöyle biraz yakınlaştırıyorum. Burada bir adet arkadaşlar roket var ama ne işe yaradığını bilmiyorum şu anda. Belki bu dünyaya bu şekilde geliyoruzdur veya buradan bir yere gidiyoruzdur. Tam şu karşıda arkadaşlar bu vs attığımız masalardan var. iki tane görmüş olduğunuz gibi şuradaki vs atıyoruz bu masalardan. Yani buranın nereden biliyorsun dünya 7 olduğunu diyecek olursanız bir kere şu masalar ipucu zaten bir arkadaşlar. İkincisi diğer bir açıdan da var bu fotoğraf. Diğer açılı fotoğrafımız bu arkadaşlar. Dekorasyona bakıyorsunuz her şey aynı zaten. Yani buranın dünya 7 olduğunu şöyle de söyleyebiliriz. Bakın arkada hand strange'ler var. Yani el çalıştığımız, bilek çalıştığımız hem Strange'ler var. Buranın artık Dünya 7 olduğu kesinleşti arkadaşlar. Net bu fotoğrafla kesinleşmiş oluyor. Ve ayrıca size daha önce de göstermiştim. Canlı yayında falan göstermiş olabilirim. Yeni bir makine geldiği söyleniyor. Ve bu makinenin kolları güçlendirdiği söyleniyor arkadaşlar. Ama ben çok emin değilim. Böyle bir fotoğraf var görmüş olduğunuz gibi. Şöyle minik bir şüphelerim var. Burada neden etrafında yani bir çember falan oluyor ya makinelerin girdiğimiz zaman işte bu gözüken bir çember oluyor genelde. Öyle bir çember yok. O yüzden bunu çok çözemedim arkadaşlar. Ama dünya 7'ye geldiğinin garantisini verebilirim. Çünkü arkadaki dekorasyonlara falan, fayanslara falan bakarsanız diğer gösterdiğim fotoğrafla aynı. Hatta onu da açalım. Bak diğer gösterdiğim fotoğraf bu arkadaşlar evet dekorasyona bakıyorsunuz aynı yani malzemeler falan duvarlar falan hep aynı olduğu için dünya 7'ye geldiği garantili eğer o makine ise. Gelelim şu çok konuşulan e, Trading Plaza'ya arkadaşlar. Trading Plaza eğer bu oyuna gelirse oyun biraz daha canlanabilir arkadaşlar çünkü hani normal serverlara gitmek trade yapmak inanılmaz zor bu oyunda. Ancak biz de kendi aramızda canlı yayınlarda falan trade yapabiliyoruz. Trading plaza gelirse 10 numara olur. Gelirse de böyle bir görüntü var elimizde arkadaşlar. Buranın trading plaza olduğu söyleniyor. Tabi Pet Simulator X gibi stand falan beklemiyorum. Yeter ki şöyle toplanabileceğimiz bir alan getirsinler. Bana yeter arkadaşlar. Ve bu alanda iki şey dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Bakın bir tanesi şurada bir kuyucuk var. Yani bu kuyucuğun ne işe yaradığını bilmiyorum ama etrafında çember var. Yani bu sadece bir süs veya dekorasyon olamaz. Çünkü etrafında mor bir çember var. Biliyorsunuz ki yani o çemberlere girdiğimizde bir şeyler aktifleşiyor genelde. Yani böyle bir şey var ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Etrafındaki sadece çember dikkatimi çekti. Ve yine şu tarafta bir makine daha var arkadaşlar bu makine de oyundaki herhangi bir makineye benzemiyor yani gold makinesine baktım aynı değil void'e baktım aynı değil bakın iki tarafında da iki tane silindir şeklinde bir şey var böyle bir makine şu an oyunda yok yine etrafında çember var yani bir süs olamaz arkadaşlar ya ne işe yarıyor çok merak ediyorum ama çok tatlı bir şeye benziyor yani buradan bir şey koyacağız buradan başka bir şekilde alacağız galiba. Bakalım yeni makineye benziyor açıkçası. Hatta bunun arka tarafının fotoğrafı da var. Oraya da bir gidelim. Bu da birazcık daha yukarıdan kuş bakış arkadaşlar. Burada da yine bakın 3 tane bakın. Burada zaten kuyucuğu görüyorsunuz. Bak etrafında çember var. Daha net bir şekilde gördüğünüz arkadaşlar. Bir süs olamaz yani bu. Belki boost must veriyor olabilir. Aa, evet hani dilek kutularında atarsınız boost falan verirler ya. Diğer oyunlardan düşündüğüm kadarıyla. Punch simülatörde de çünkü bu tarz bir kuyu var arkadaşlar. Boost sağlıyor size. Belki buradan size win boost'u falan filan, luck boost'u falan veriyor olabilir. Yükseltme, upgrade falan olabilir. Bu güzel bir mantığa benziyor bence. Gelelim şuradaki iki makineye arkadaşlar. Yani şurada bir tane pembe makine var. Bu da yine oyundaki hiçbir makineye benzemiyor. Yani gold desem değil o zaten sarı. Void desem o da değil arkadaşlar. Goliath'a da benzemiyor bilmiyorum değişik bir makine pembe zaten değişik belki de golden makinesini falan mı değiştirdiler görselini değiştirdi o değiştirmiş de olabilirler bu kadar aynı anda bir sürü makine getireceklerini çok zannetmiyorum burada yine ben buna genelde void makinesi derim ama void makinesi böyle değil oyundaki arkadaşlar biliyorsunuz zaten böyle kare şeklinde bir şeydi böyle değildi yani bu da yeni bir makine gibi dursa da ya şekillerini değiştirmiş olabilirler. Ya da yeni makineler geliyor arkadaşlar artık ikisinden birisi zaten. Neyse yani gördüğünüz gibi plaza geliyormuş. Umarım gelir güzel olur. Bu da galiba teleport kapısı olacak. Yani buradan plazaya teleport olacağız. Veya normal serverlara tekrar buradan gideceğiz gibi gözüküyor şu anda. Evet dediğim gibi yeni kollar geliyor demiştim. Ben size hatta bunu canlı yayında göstermiştim bu fotoğrafı arkadaşlar. Ama ben şöyle düşünmüştüm o gösterdiğim makine var ya dünya 7'ye gelen Yani şu makine arkadaşlar Biz normal kolları buna koyacağız void falan yapacağız gümüş yapacağız zannediyordum hani öyle bir şey zannediyordum Olay şuymuş arkadaşlar Yeni bir sandık geliyor ve yeni bir anahtar geliyor Platinum sandık ve Platinum key geliyor arkadaşlar Bunun zorluğu ne olur bilmiyorum Emerald gibi kolay mı olur yoksa elmastan daha mı zor olur bilmiyorum ama yeni bir kol yani yeni bir anahtar ve sandık geliyor ve bu kolları bunun içinden çıkartıyormuşuz onu da göstereyim. İşte içeriği böyle sandığın içeriği böyle olacak arkadaşlar. %35'lik bakın o golden kol var ya işte bu oymuş arkadaşlar. Gümüş olan da galiba buff chrome dediği bu olabilir veya bunun yanındaki gözükmemiş ama bu olabilir. O void dediğim kol da şurada arkada kalmış arkadaşlar. %5'likmiş o da. Sonra %0.1'lik var. En güçlüsü 0.01 arkadaşlar. %0.01 yani 10000'de 1 çıkma olasılığı varmış. Gücü de 1.1K arkadaşlar. Yani bayağı bir güçlü bir kol olacak. Ama Emerald'daki o e, en zor çıkan koldan da güçlü değil. O çünkü 1.4K arkadaşlar. O baya bir zor çıkması zaten. Evet arkadaşlar şimdi biriktirdiğim şekerleri harcayacağım. Bir sürü pumpkin alacağız bugün. Şu an ana hesaptan bir tane alıyorum. 36 milyonumuz vardı. 29.4 milyonumuz kaldı arkadaşlar. Şimdi yan hesabıma geçtim. Bunda da gördüğünüz gibi 37 milyon var arkadaşlar. Bundan da hemen bir tane satın alıyorum. Aa ben diğerinin enchantına bakmadım ama buna bakalım. Best friend 7 geldi. O bir çok şanslı başladık şu an. Çok iyi oldu. Tekrardan 30.5 milyonumuz oldu ama tabii ben bir pumpkin daha alacağım için arkadaşlar bu düşecek 23.9'a düştü. Bakalım ne geldi arkadaşlar? Aga be. Best friend 6 gelmiş. Olsun. Şimdi artık gidebiliriz. Buradan da bir tane daha pumpkin alabiliriz. Bakalım yan hesabımızda bu sefer enchant'ı ne olacak? Aga be bu da 6 çıktı neyse artık. Evet bir saatimiz daha doldu arkadaşlar. Şimdi bir pumpkin daha alacağım. Saatte bir satın alabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Şimdi bakacağım bunun enchant'ı ne olmuş? Best friend 6 mı? Neyse yapacak bir şey yok. Biraz şanssız gidiyoruz ha. Şimdi yan hesabıma geçtim. Buradan da hemen bir pumpkin satın alıyoruz arkadaşlar. 18 milyonumuz kaldı. Hemen bir enchant'ına bakacağım. Aga be yine 6 geldi be. Neyse yapacak bir şey yok. Bir saatimiz daha doldu arkadaşlar. Egg açma görevi gelmişti onu da yaptım. Şekerimizi birazcık da olsa yükselttim. Şimdi bir tane daha pumpkin alıyorum. Bakalım enchant'ı ne olur düzgün bir şey gel artık ne olur. A best friend 7 yes be sonunda. <laughs> güzel güzel. Şimdi tekrar yan hesaba geçtim arkadaşlar. Bundan da bir tane alma hakkımız var. Şu an berabere gidiyorlar ikisi de. Best friend 7 çıkartabildi. Bakalım şu an ne çıkacakmış. Best friend 6. Eşitlik bozulmadı arkadaşlar. Bir saatimiz daha doldu arkadaşlar. Bu artık son alışverişimiz olacak. Bir tane daha pumpkin aldım. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Abi best friend 6 çıktı. Neyse eşitlik hala devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ana hesaba geçeceğim. Şimdi de ana hesaba geçtim. Son zaten alışverişimiz. Bunu da aldıktan sonra artık paramız zaten kalmadı. Yani şekerimiz kalmadı. Bakalım hadi oğlum ne çıkarttın? Abi ya eşit berabere bittiler arkadaşlar. Bu da 6 çıkarttı oğlum. Bir sürü 6 oldu ya bende. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.